Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Vizyon 58 televizyonunda bir ekonomi politika programına daha hoş geldiniz. Programımız sosyal medyadan da canlı olarak yayınlanmaktadır. Gerek Facebook üzerinden, gerekse WhatsApp üzerinden sorularınızı bekliyoruz. Programın içeriğinden bahsedeceğim sizlere. Bugünkü programımızda güncel sosyal, siyasi ve ekonomik gelişmelerle birlikte Saadet Partisi'nin teşkilat çalışmaları ve politikalarını konuşacağız. Özelde de Sivas'ın meseleleri ve yatırımları, hizmetleri, belediye çalışmalarıyla ilgili programımızı yapıp bitireceğiz. Tüm bu konuları konuşacağımız değerli bir konuğu ağırlıyoruz. Bugünkü programımızın konuğu Saadet Partisi Sivas İl Başkanı Mehmet Zahit Tokgöz'ü konuk ediyoruz. Programımıza hoş geldiniz Sayın Tokgöz. Evet, çok teşekkür ediyorum. Biz de yine sizlerle burada olmaktan, vatandaşlarımızla da televizyon başında, ekran başında olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu vesileyle de bütün vatandaşlarımıza, başta sizin kanal yönetimi, çalışanları olmak üzere size de teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlı bir programı yine birlikte geçireceğiz diye umut ediyorum. Evet, güzel bir program olacağını tahmin etmiyorum, biliyorum. Çünkü önceden sizinle program yaptık. Çok ses getirdi. İzleyiciler takdirle karşıladı ve beğendiler efendim. Evet Sayın Tokgöz, salgın halen devam ediyor. Maalesef belli bir süreç geçirdik. İnsanlar hayatını kaybetti. Hastalananlar oldu. İyileşenler oldu. Bu süreçte de en fazla esnaf olumsuz etkilendi ve ekonomimiz olumsuz etkilendi. Hükümet çeşitli destekler ve hibeler verdi, yardımlarda bulundu. Ancak bu yeterli geldi mi, gelmedi mi? Hükümet bu süreci yönetebildi mi, yönetemedi mi? Bunların yorumlarını sizden alacağız. Buyurunuz efendim. Evet, teşekkür ediyorum tekrardan. Biz tabii özellikle Saadet Partisi çatısı altında bu rozetli açıklama yaparken gerçekten cümlelerimizi dikkatli seçiyoruz ama maalesef bazı kesimler de bizi çarpıtmaya adeta gözetliyorlar ki nasıl çarpıtırız diye. Biz baştan da sizle yine burada programda konuşmuştuk. Şunu kabul ediyoruz. Biz yani tamamen sırf bir mücadelenin içinde değiliz bazı kesimlerle. Bu salgın hakikaten dünyanın başına belki böyle bir felaket yüzyılda bir gelmiyordur bile. Bütün dünya insanlarını, bütün milletleri etkileyen, görünmeyen bir bela olarak zaten karşımıza çıktı. Burada da hükümetin böyle bir şeyle karşılaşması elbette tam anlamıyla hazırlıklı olması mümkün değildi. Sadece bizim değil, dünya devletlerinin de nasıl pozisyonlara düştüğünü her gün haberlerde izliyoruz. Ancak elimizde olan imkanlarla ve bizim de çok farklı güçlerimiz var ki ben bütün vatandaşlarımıza hakikaten partimiz adına, şahsım adına teşekkür ediyorum. Birçok büyüğümüzden, devlet büyüklerinden, siyasilerden dahi daha çok sorumluluk gösterdiler ve kurallara riayet ettiler. Ve salgının başında bakanlığımızın da çok önemli çalışmaları oldu. Evet. Tabii hala devam ediyor ama o zaman da ifade etmiştik, salgının başlarındaydık. Şimdi de çok bir şey değişmedi. Yani sağlık çalışanları ve sağlık örgütleri üzerine düşeni fazla fazla büyük fedakarlıklarla yaptılar. Onlara müteşekkiriz. Ancak bu tek başına bir sağlık ekibiyle, tek başına insanların sorumluluklarıyla, kurallara riayetiyle kapatılacak veya başarılı olacak bir hamle değildi. Bunun en büyük gerekçesi veya bu işle mücadelede devletin ekonomisi önemliydi. Çünkü insanlara işte kısıt getiriyorsunuz, bu çok doğru. Dükkanını, bakkalını, marketini, iş yerini kapatıyorsunuz. Bu bir tedbirdir, yani sağlıktan önemlisi değil. Ancak bir noktaya geldiğinizde siz bu insanlara çok ciddi yatırımlar, teşvikler, zararlarını hafifletecek paketler vermeniz gerekir. Şimdi hiç mi verilmedi? Yani bu konuda elbette verilen kadarıyla Allah razı olsun kimlerin emeği geçiyorsa. Zaten devlet olmanın gereği bu.
Fakat yeterli mi dediğiniz zaman aslında bizim yorumumuza bile gerek yok. Dışarıda işte bütün insanlarla hep beraberiz. Yerine geliyor bakkalıyla, manavıyla, yerine geliyor iş adamıyla. İster istemez karşılaşıyoruz ve sohbet ediyoruz, dertleşiyoruz. Onun için maalesef ekonomik anlamda yeterince sorumluluğunu yerine getiremedi hükümet. Burada da hükümetin gücünü görmüş olduk. Ekonomik anlamda altyapısını görmüş olduk. Eğer dünya devletleriyle kıyaslayacaksak da yine birçok hemşerimizin gurbette tanıdığı akrabası var. Bizim de gerek teşkilatlarımız vasıtasıyla gerek akrabalarımız dolayısıyla diğer hükümetlerinde yaptığı yatırımları, aldığı tedbirleri, harcadığı paraları görüyoruz, biliyoruz. Sadece bizim söz konusu haber kanallarımızda ve özellikle bazılarının yansıttığı gibi işte Almanya bizi kıskanıyor gibi, şura bizi kıskanıyor gibi haberlerin ne derece taraflı olduğunu da canlı şahitleriyle görüştüğümüzde anlıyoruz. Biz en son 3 haftayı geçti. Gurbetçi bizim Avrupa teşkilatlarımızla bir araya gelme şansımız oldu. Onların ifade ettiği yani özet olarak Almanya bu salgın bütçesinde hükümet sadece bütçenin fazlasını zaten kullanıyor. Yani hiç sıfıra inmedi henüz diyorlar ve dünyanın yardımını yaptı. Fransızlar ise diyor ki evet Fransa da çok iyi yardımlar yaptı. Kimseyi sıkıntıya sokmadı neredeyse. Ama Fransa kredibilitesiyle devam ettiğini izah ediyorlar. Onun için biz tabii bu ülkelerle manevi olarak asla kendimizi kıyaslamam, hükümetimizi de kıyaslamam. Yani ben aynı kefeye koyacak değilim. Ancak maddi olarak konuşuyorsak da bir gerçeği ortaya koyacağız. O hükümetler maalesef bizim hükümetimizden ekonomik altyapı olarak güçlüler. Ve bunu da milletine yansıtıyorlar. Bu konuda da eğer dünya çapında kıyaslama yapacaksak, Avrupa bizim yakınımızda direkt söz konusuysa da böyle bir değerlendirmeyi uygun görüyorum. Evet. Peki teşekkür ediyoruz Sayın Tokgöz. Yeni anayasa çalışmalarından devam edelim. Son dönemde Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı yeni anayasa çalışmalarının yapılacağına yönelik. Siz bu anayasa çalışmalarının neresindesiniz? Saadet Partisi'nin düşünceleri ve fikirleri nelerdir? Yeni anayasa çalışması ile ilgili neler söylemek istersiniz? Gerçekten bir anayasaya ihtiyacımız var mı anayasa çalışmasına? Buyurun efendim. Evet. Yani bizim önümüze bir dosya geliyorsa bir bakmamız lazım. Anayasa ihtiyacı neden dolayı var? Yani bunun ben saatlerce süren televizyon programlarında doğru ifade edildiği veya bendenizi doyurucu ifadelere rastlamıyorum. Yeri geliyor 2 saat dinliyoruz. Tamam da ne bu toplumun ihtiyacı ne? Ya bu anayasada neden böyle bir şey gündeme geliyor? Şimdi bu tespiti yapmadan da bazı değerlendirmeleri yapmak çok da mümkün değil. Eğer genel medyaya ve ülkemizin durumuna bakarsak bu bir gündem karmaşasından başka bir şeye benzemiyor. Anayasa ihtiyacı neye göre var? Kim nerede sıkıntı çekiyor? Biraz da esprili olarak söyleyeyim. Sanki yeni bir seçim sistemi ihtiyacı var. Çünkü en son geçirdiğimiz seçimler o günü kurtarmaya yetti. Gerekli sonuçlar alındı. Şimdi bu yetmiyor. Ne olacak? Belki 1-2 paketin yanına da bunlar sıkıştırılıp anayasa çalışması adı altında sunulacak. Diğer türlü de şöyle, biz hukukun, bir hukuk devletiyiz, hukuka riayet eden bir milletiz, birbirimize saygı duyarız. Fakat buradaki bir hukuksal yaşamdan bahsediyorsak, Sayın Genel Başkanımızın da en çok yaptığı vurgu şu, hukuk ve adalet önce gönüllerde ve zihinlerde açılmak mecburiyetinde. Siz dünyanın en güzel anayasasını yapsanız, en güzel, en geçerli, en sıkıntı vermeyen hukuk sistemini koysanız, idareciler buna riayet etmiyorsa, yöneticiler buna riayet etmiyorsa bir mantık yok. Onun için anayasadan önce bizim zihinlerin değişmesi gerekir. Adalete olan inancın
uygulamaya dönmesi gerekir. Lafta kalmaması gerekir. Biz daha çok anayasa çalışmalarının özellikle bu davranışsal ve yerine insanların, özellikle idarecilerin yerine getirmesi konusunda daha çok gündemde tutuyoruz. Bunun dışında da tabii genel merkezimizin yetkili politika kurullarının çalışması var. Henüz bu noktalanıp ilan edilmedi. Önümüzdeki günlerde biz de bekliyoruz bu çalışmayı. Evet. İttifaklardan devam edelim. Sizin partiniz Millet İttifakı'nın içerisindeydi. Son dönemde 3. ittifakın olacağı söyleniyor. Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu parti, Ali Babacan'ın kurduğu parti, Muharrem İnce bir parti kuruyor. Mustafa Sarıgül parti kurdu. İşte Öztürk Yılmaz habire parti kuruluyor efendim. İttifakları ve yeni kurulan partileri nasıl değerlendiriyorsunuz? Şanslı görüyor musunuz? Bu konudaki düşüncelerinizi alalım. Evet, bahsettiğiniz gibi biz bir seçime Millet İttifakı içerisinde girdik. Fakat şu algıdan da bütün önce vatandaşlarımızı kurtarmak istiyoruz. Hiç kimse seçim olmadan bir ittifaka yanaşmak, birlikte olmak mecburiyetinde değil. Bu kutuplaşmaya daha seçimlerin hiç adı bile geçmezken kendisini bir tarafa itmek mecburiyetinde değil. İttifaklar seçim havası, atmosferi oluştuğunda partilerin siyasi durumlarını gözettiğinde, ilkelerini özellikle gözettiğinde bir araya gelip yapabileceği çalışmalar olarak biz yorumluyoruz. Ancak şu anda bizim dışımızdaki partiler daha ziyade şunu ifade ediyor. İşte ittifakın bu tarafındaysan daha bugünden konuşmalarını, programlarını, bu ittifakta sanki iki parti, üç parti, beş parti birleşmiş, bir olmuş gibi, tek aynı zihniyete sahip olmuş gibi yaşamak istiyorlar. Buna uyduğumuz zaman da siz toplumu bir anda zaten ikiye, olacaksa üçe, dörde bölüp birbirlerine uzaklaştırmış olacaksınız. Ve Saadet Partimizin bu konulardaki duruşunun da ülkenin bu atmosferini bozduğunu, yapılmak istenen atmosfere bozduğunu ve buna bu anlamda çok olumlu, faydalı bir Türkiye'nin geleceğini sunduğuna inanıyorum. Çünkü aksi halde bizim gibi duruş sergilemezseniz, illa bir tarafa kutup olmak için kendinizi orada görürseniz hata edersiniz. Peki niye Millet İttifakı'nda anılıyor? Bizim işte geçtiğimiz haftalarda Erbakan Hocamızı anma programında yaptığımız gibi bütün partilere, hükümet partilerinden diğer hükümet dışı yeni kurulan partilere kadar davetimizi yaparız, programımızı yaparız, oturur istişarelerde bulunuruz. Bundan daha doğal bir insani veya siyasi hak da olmayacaktır. Bundan daha normal bir atmosfer olmayacaktır. Ama görüyoruz ki ben şaşırıyorum da eğer bizim gibi bütün partilerle diyalog içinde olabilen, istişarelerde bulunabilen, iyi niyet ve insanlık yapabilen bir hareketi, bir durumu insanlara şaşırtıcı bir şey olarak sunuyorlar. Halbuki tam tersi. Yani bizim yaptığımız hiç gündem olmaması gerekir. Çünkü insanlığın da normali budur. İnsanlar bir araya gelirler. Bu ticarette de öyle değil mi? Yani illa rakip evet. Firmalar birbirine düşmanlık mı yapıyor? Hayır, geliyor. Bir sürü istişareler yapabiliyor. Ama sahaya çıktığında baktığınız zaman rakipler. Bu hiç yadırganmayacak bir şey değil. Ancak söz konusu bize gelince insanları böyle düşünmeye zorlanıyorlar. Onun için biz de diyoruz ki hayır, normali bu. Hiç korkmayın, herkesle irtibatta olun, iyi niyetle. Ancak seçim havası gelince, bugünkü yasalara göre, oluşturulan ortama göre daha mantıklı olan grup olarak hareket etmek. Gerek işte baraj konusunda, seçim oy barajı konusunda bir mesafe kat etmek için, gerekse bu atmosferde daha güçlü durabilmek için bir tarafa bütün partiler, bu hükümet partisi için de geçerli, daha küçük partiler için de geçerli. Dolayısıyla biz şu anda bu atmosfere bir partilerin girmesini doğru görmüyoruz. Ama özellikle bu görüşmelerde sunduğumuzda bir şey var. Aynı bu anayasa konusunda
izah etmeye çalıştığımız gibi önce zihinler ve fikirler bu işi uygulamaya yatkın olmalı. Bu mantıkla biz de ittifaklarda bu ülkenin geleceği için yöneticilerin bazı ilkelere sahip olması gerektiğini söylüyoruz. Adalet gibi. Adalet olmadan olmaz. Şimdi burada bir ilkeleri ittifak etmek gerekir. Partilerin önemi yok ki. Evet. Bütün bu gruplar, toplumlar demeli ki evet, adalette hiç istisnasız hangi partiden, hangi ırktan, hangi dilden, hangi dinden olursa olsun insanlara eşit muamele edilmeli. Peki bu hukukta yok mu? Var aslında. Biz diyoruz ki bu uygulanmalı. Önce bu dirayeti yöneticilerin göstermesi gerekir. Liyakat, siz devlet kurumlarında özellikle nasıl bir atama yapıyorsanız, nasıl bir iş veriyorsanız, nasıl bir ihale yapıyorsanız bunları liyakatte esas şekilde dağıtmanız gerekir. Bu kanunlarda yok mu? Var ama işte kanunların demek ki açıkları var veya insanlar bunu rahatlıkla uygulamaya biliyorlar. Hiç ehliyeti olmayan bir insanı getirip işte çok önemli bir aracın başına koyabiliyorsunuz, şoförlüğünü verebiliyorsunuz. İşte bu tür çok önemli meselelerde zihinlerin ittifak yapması önemli. Yoksa biz yine dediğimiz gibi seçim atmosferi geldiğinde oluşan duruma, çıkan neticelere göre bir tavır sergileyeceğiz inşallah. Evet. Şimdi Sayın Başkanım, yeri gelmişken ifade edelim Sayın Necmettin Erbakan'ı. Buradan rahmetle ve minnetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun. Necmettin Erbakan'ın anma programına HDP'li milletvekilleri de katıldı. Cumhur İttifakı taraftarları ve siyasi iktidar ciddi manada eleştirdiler. PKK uzantısı olan bir partiyi programa davet ettiğinizi söylediler. Ve son dönemde de HDP'nin kapatılması konuşuluyor. Efendim, siz nasıl değerlendiriyorsunuz PKK'nın uzantısı olduğunu iddia ettikleri HDP'nin Necmettin Erbakan'ı anma programına Saadet Partisi'nin davet etmesini ve HDP'nin kapatılmasıyla ilgili fikirleriniz nelerdir? Evet, çok geniş bir soru. Evet. Ancak şunu peşinen ifade etmek gerekir. İzlediğimiz kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla üzülerek ifade ediyoruz ki bu partinin maalesef bu örgütle arasına kırmızı bir çizgi koymuyor. Yani tavırlarında, tutumlarında biz tabii bir istihbarat örgütü değiliz. Şu şunu yaptı, bu bunu yaptı göremeyiz. Evet. Ancak izlediğimiz kadarıyla bunu kabul ediyoruz. Bunu kimse belki yerine göre kendileri bile itiraz edemiyorlar. Ancak bunlara şöyle net bir cevap verebilirim. Bu parti 7-8 milyonun üzerinde oy alabiliyor. 8 milyon insan aklı başında bu partiye oy verebiliyor. Bu parti bütçeden milyonlarca lira destek alabiliyor. Bu partinin insisaplısı hapishanede dahi olsa cumhurbaşkanı adayı yapılabiliyor. Biz buna şu bugün değil, daha önceden de itirazlarda bulunuyorduk. Bunu nasıl engelleyemezsiniz? Neden hukuku uygulamıyorsunuz? Siz bunu çözmeden anayasal bir partiyi burada önümüze koyuyorsunuz. Doğru. Peki siz de görüşmeler yapıyorsunuz. Meclis gruplarında biliyorsunuz hükümetin çeşitli konularda HDP'ye ziyaretlerini hepimiz biliyoruz artık. Belki genel medyadan göremiyoruz ama sosyal medyada bize bütün görüntüleriyle geliyor. Ve yakın tarihte. Eskiden de diyemezler. Çözüm sürecinde de diyemezler. İşte geçtiğimiz ay belki bir grup toplantısı yaptılar. Gruplar dolaşıldı. Dolayısıyla biz bu konuda önce yapması gereken varsa görev hükümete düşer. Ondan sonra siz bu partiyi kapatmaya ne diyorsunuz? Ben yine aynı şeyi söylüyorum. Siz zihinlerde 8 milyon insanın belki oy veremeyeniyle, tesiriyle 10-12 milyon insanı bu terörizm zihniyetinden kurtaramadıysanız bir düşünün, siz nerede hata yaptınız? Evet. Biliyorsunuz çok daha önceden bu parti barajı geçemiyordu. 94'lü yıllarda yanılmıyorsam, o yıllarda bizim Güneydoğu'da Refah Partimiz son derece ciddi oylar aldı. Peki aynı insanlar bunlar. Evet, muhafazakar bir yapı var. Evet. Milli görüş, ilke ve duruşlarına
İnsanların itirazı yok. Ne yolunda gitmedi de bu insanlar öyle bir yola saptılar? Bu iyi irdelenmeli. Burada hükümetin üzerine düşen görevler iyi irdelenmeli. Peki kapatırsanız ne olacak? Karşı mısınız değil mi? Ne olursak olalım. Kapattınız. Bu zihinler kapanmadıktan sonra ismi değişir, tabelası değişir. Çok olsa mekanları değişir. Biz onun için bu konulardaki bu tür yaklaşımlarında sadece gündem olmanın dışında bir şey göremiyoruz. Dolayısıyla Erbakan hocamızın anarken biz bu 8 milyon insanı temsil ettiği kişilerin de oraya gelip Erbakan hocamızın ilke ideallerini, dolayısıyla Saadet Partimizin çalışmalarını, duruşunu izlemesini isteriz. Ki istedik, geldiler ve o kadar insana biz doğruyu gösterdiğimizi inanıyoruz. Bir arada olmayı. Yoksa 8 milyon insanı o şahısların nezdinde elinizin tersiyle yitmek hiçbir partinin isteyeceği bir şey değil. Bakın seçimlerinden önceki çalışmalarda herkes söylüyordu, İstanbul seçimlerinde de, genel seçimlerde de biz bu partiye oy veren kardeşlerimizin oyunu istiyoruz. Çünkü ciddi bir şey var. Siz istiyorsunuz, biz de bu çalışmayı yapıyoruz. Bu insanlara doğruyu göstermek istiyoruz. Hakeza çok şükür o programda ben de oradaydım, canlı olarak katıldım, izledim. Sağ olsunlar AK Parti'den, Hükümet Partisi'nden, İYİ Parti'ye, Cumhuriyet Halk Partisi'ne kadar Büyük Birlik Partimizin temsilcileri de katıldılar. Ve son derece Erbakan hocamızın şanına yakışır, bir araya getirme gücüne yakışır iltifatlarla ve çok manalı konuşmalarla. Bence çok faydalı, bu toplumun dediğim gibi kutuplaştırıcı atmosferini yıkacak bir çalışma oldu. Ben evet. O yüzden çok olumlu görüyorum bu çalışmayı. Yerel seçimler döneminde Öcalan'ın kardeşi TRT'ye çıkartıldı. Öcalan'ın mektubu okutuldu efendim ve bunun da şeyini, cezasını siyasi iktidar ya da Cumhur İttifakı aldı. Toplum tarafından İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde. Bu özellikle Doğu'nun muhafazakar bir yapısı var. Saadet Partisi'nin ve yetkililerinin, yöneticilerinin üzerine de büyük vebal düşüyor o insanları kazanmak adına. Bunlar sizlere gayet rahat bir şekilde oy verebilir Doğu'nun da yaşayan muhafazakar yapıdaki insanlar. Efendim peki Sivas'tan devam edelim. Sivas'taki belediyenin yaptığı çalışmalar, siz inşaat mühendisisiniz, elbette vakıfsınız, yapılarla ilgili, çalışmalarla ilgili, hizmetlerle ilgili, gerek belediyenin, gerekse valinin, hükümetin yaptığı çalışmalar. Efendim artık kenevir ekilecek Sivas'ta. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? 6. teşvik bölgesine inşallah girecek diyorlar. Demirağ organize ve bugün de hızlı tren çalıştayı vardı. Genel itibariyle değerlendirecek olursanız Sivas'taki yatırım ve hizmet çalışmaları hem belediye hem de hükümet, valilik açısından nasıl değerlendirirsiniz? Buyurun. Evet, teşekkür ediyorum. Öncelikle şunu ifade etmek gerekir. Peşinen evet bir şeyler yapılıyor. Yani bunu inkar etmek mümkün değil. Belediyemizin araç gereçlerini de, personelini de, özel idaremizin gerekli projelerini, yatırımlarını da görmememiz mümkün değil. Bunun için elbette hemşehrilerimiz her zaman daha fazlasına layık, daha güzeline layık. Bundan dolayı da emeğe geçenlere hakikaten teşekkür ediyoruz. İşte Haralar bölgesi, Sıcakçelmik'te yapılan yeni çadır veya o şey bungalov ev sistemleri, Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde yapılan yatırımlar. Bunlar tek başına baktığımız zaman teşekkür edilecek, memnuniyet duyulacak yatırımlar. Onun için bir kere hakkını verelim. Masanın bu tarafına geçince de dikkatimi çeken şu, bunlar hep konfor yatırımları. Elbette çok güzel, hakikaten faydalanıyoruz, milletimiz de faydalanacak. Teşvik bölgesinde inşallah geçeriz, onda da problem yok. İşte yeni organize sanayi yatırımları vesaire. Biz bunları çok önceden de gördük. İşte 2002'li yıllarda hatırladığım kadarıyla, tam tarihini bilemedim ama organizede yine bir
yanılmıyorsam 40 proje, 40 dev proje gibi bir başlığı vardı. Bunlar sürekli gündeme geliyor. Ancak ben diyorum ki zihinlerde bu yatırımın artması lazım. Ha yok mu bizim yeni tesis yatırımları da var. İşte 300 kişinin, 500 kişinin belki iş istihdam sağlayacağı. Bunları küçümsemek için demiyorum. Hakikaten Allah razı olsun. Ama biraz da büyük düşünelim. Biz tarihte 5000, 6000 kişilerin söyleniyor. Çalıştığı bir düzlemsaj neden eriyor? Biz onu kaybederken 300-500 kişilik elbette yatırımlar var. Ama oradaki eriyen önemli bir tesisi de görmemiz lazım. Hızlı tren elbette güzel bir yatırım. Bugün de toplantısı yapılıyor. Haziran evet. gibi başlayacağını seferlerin tam anlamıyla da Eylül'e falan sarkacağı söyleniyor. Olabilir yani bu tarihe ulaştıktan sonra Eylül'müş, Kasım'mış evet. burasında değiliz. Ama böylesine bir sektörde Türkiye'de gelişirken düdemsaj modernleşip gelişip tam anlamıyla Sivas'a yeniden bel kemiği olacakken hali ortada. Hepiniz görüyorsunuz siz sayısız belki program yaptınız evet. bu konularla ilgili. Biz buna itiraz ediyoruz. Biz Sivas'ımızda artık ciddi ağır sanayi hamlelerinin buraya getirilmesini istiyoruz. Bakın ne diyorum? Biz şükretmekten, mütevazi olmaktan gocunmuyoruz veya bunun yanlış olduğunu söylemiyoruz. Ama ben ne diyorum? Bir otomobil furyası biliyorsunuz yıllardır hükümetin gündeminde. Ben hiç abartmıyorum. Tam anlamıyla samimi olunsa bu konuda, ihlaslı olunsa ve mantıklı olunsa, böyle bir hükümet gücünde 10 yıl, 15 yıl sürecek bir proje mi bu? Bence sürmemeli. Kolay mı? Yani benim bu iki dudağım arasında izah ettiğim gibi kolay mı? Elbette değil. Ama biz biraz büyük düşünelim. Biz bu kadar aciz bir millet değiliz. Bu kadar başarısız bir toplum değiliz. Bizim gerek manevi olarak gerek maddi olarak çok güçlü olduğumuza inanıyoruz. Ama bir şekilde bu yapılmıyor. Biz isteriz ki hiç abartısız yani kimilerine komik gelebilir, kimileri farklı yorumlayabilir ama Sivas'ımızda otomobil üretilebilir bütün parçalarıyla. Bütün bu konfor yatırımlarının yanında biz isteriz ki bunlar gündeme gelsin, hatta gündemden çıksın, harekete geçilsin, bizatihi olsun. Bizim genel değerlendirmemiz bu şekilde. İnşallah bunlar da olacak. Dediğim gibi özellikle bizim bu açıklamalarımızı ben onlara basın ya da şey de diyemiyorum. Lejyoner gruplar var. Batı'ya hizmet eden paralı askerler. Evet. Onlar çarpıtmakta hiç geri durmuyorlar. Ancak inanın bu bir bizim milletimiz için, devletimiz için zor bir şey değil. Sadece direksiyona, ehliyetiyle, liyakatiyle milli görüşün Saadet Partisi'nin geçmesi gerekiyor. Bu kadar da basit diyorum olay inşallah. Bize de nasip olur da bu dediklerimizi gerçekleştiririz. Bu da Sivas'ımıza inşallah Saadet Partisi'nin milli görüşün yeni hamlesinde bir başlangıcımız olur. Evet. Sayın Tokgöz, teşkilat çalışmalarınız, partinizin politikalarından bahseder misiniz? Gözlemlediğim kadarıyla hiçbir il başkanını birisiyle kıyaslamak mümkün değil. Ancak son dönemde Deva Partisi'nin Sayın İl Başkanı Serdar İnce açıklamalarda bulunuyor. İşte mimariyle ilgili, yapılarla ilgili, belediyenin binasıyla ilgili, diğer konularla ilgili. Sizler de böyle bir şeyler, açıklamalar, çalışmalar yapıyor musunuz? Ya da medyada mı yer almıyor yaptığınız çalışmalar? Ya da bu salgından dolayı mı bir şey yapamıyor musunuz? Sadece size yönelik değil, diğer il başkanlarında hiç ses soluğu çıkmıyor efendim. Evet. Burada bunları da eleştirmiş olalım. Sağ olun, var olun. Ne zaman davet etsek geliyorsunuz, toplumu aydınlatıyorsunuz. Buradan da yeniden diğer il başkanlarına, parti il başkanlarına ekranlardan davetimizi yineleyelim efendim. Evet, teşkilat yapınız, çalışmanız, politikalarınız, Sivas'ın gündemiyle ilgili hiç mi söyleyecek bir şeyiniz olmuyor ya da bir bildiri yayınlama gibi? Buyurun efendim. Evet, çok haklısınız bu konuda. Serdar Bey'e kadar hakkını verelim. Aktif olamıyoruz. Fakat son yılda şöyle bir şey var. Biz maalesef iktidar partisi gibi kalabalık toplantıları
bırakın yapmayı düşünüp insanların sağlığını tehlikeye katacak hiçbir organizasyona girmedik biz bir yıldır. Dolayısıyla birçok programımızı da bu sebeple tehir ettik. Ancak bununla birlikte şunu söyleyelim. Bizim salgından önce ne kadar toplantımız varsa günlük olarak, haftalık olarak belki çok daha fazlasını bu süreçte yaptık. Nasıl? İşte bilgisayar üzerinden, internet üzerinden kullanılacak programlarla bütün faaliyetlerimizi yaptık. Hemen hiçbir toplantımızı aksatmadık. Onun dışında en son bu zannediyorum bir ay kadar önce yeni normal deyimine girdiğimizde yine de kontrollü olarak toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz. Fakat kesinlikle bu konuda cesur veya düşüncesiz davranmıyoruz. Biz yani bir şeyler normalleşiyor diye tam önümüzü görmeden bu salgınla ilgili kalabalık çalışmalara girmiyoruz. Son derece dikkat ediyoruz. Onun için bu bizim dışarıdan yaptığımız çalışmalar internet üzerinden şehirle ilgili de aktif toplanmamızı, değerlenmemizi, sunumlarımızı zorluyor. Bununla birlikte tabii arkadaşlarımızın da bizim de bu genel ekonomik durumda insanlar hakikaten işlerinin de başından ne ayrılabiliyorlar ne de işlerinin başına gelebiliyorlar. Garip de bir duruma girdik. Birçok arkadaşımız da tabii bir yandan hayat mücadelesini veriyorlar. O sebeple de bu faaliyetlerimiz azaldı doğrusu. Evet. Almanya'dan Levent Kurtpuan, buradan da kendisine saygı ve hürmetlerimizi bildiriyoruz efendim. Değerli kardeşim, çok güzel ve çarpıcı sorular ve Mehmet Zahit Bey'in tutarlı ve güzel tespitleri, Saadet Partisi'nin tüm ülke çapında aynı güzel tespit ve olumlu düşüncelerle Türk siyasetine Sayın Merhum Erbakan'ın mirasıyla bayrağı dalgalandırmasını temenni ederim diyor. Münevver Hanım da iyi yayınlar dilerim diyor. Ben de çok teşekkür ediyorum kendilerine. Evet. Peki efendim, ülkenin ekonomik gidişatıyla ilgili siz aynı zamanda ticaret erbabısınız, inşaat mühendisisiniz, ekonominin de bizzat içindesiniz. Nereye doğru gidiyoruz? PTT yağ satıyor. Efendim, döviz kurlarında abir hareketlilik var. Gıda fiyatları almış başını gidiyor. Neye el uzatsanız elinizi yakıyor. Millet geçim sıkıntısı içerisinde. Kim ne derse desin. Elbette uçağımız da olsun, İHA'mız da olsun, SİHA'mız da olsun ama köprülerimiz de olsun. Vatandaşın da karnı doysun. Neler söylersiniz PTT'nin ayçiçeği satmasını, gıda fiyatlarını, geçim sıkıntılarını, nereye doğru gidiyoruz? Buyurun efendim. Evet. Yani bazı sorular öyle ki tek başına neresinden sorarsanız sorun aslında cevabı içerisinde barındırıyor. Evet. Ve öyle sorular ki bunlar aslında bir izahate gerek kalmadan bütün milletimizin yaşadığı durumu siz güzelce özetlediniz. Biz de görüyoruz zaten, şöyle söyleyeyim, yani bir 5 yıl, 8 yıl, 10 yıl öncesiyle herkes herhalde kendi hayatını bir kıyaslayabilir. Arkadaşlarının durumunu kıyaslayabilir. Ben şimdi bakıyorum kendi çevremden birçok arkadaşımızla bir araya gelemiyoruz. Yani bunu salgınla alakası olmaksızın belirtmek istiyorum. Bu salgından önceki süreçte de biz iyi değildik durumumuz. Yani bir ekonomiyi de koskoca ülkenin getirip salgın vurdu demek de bence çok basit bir yaklaşım olur. Biz salgından önceki ekonomik durumu da önümüze alsak aynı sıkıntılar vardı. İnsanlar gerçekten mutsuz. Bazı araştırma yapan şirketler var. Ben net olarak şeyi hatırlayamadım ama işte mesela istasyon caddesine kamerayı koysanız, hiçbir şey yapmadan insanların karşıdan gelen suratlarını çekim yapsanız, saatlerce ve bunu hızlandırılmış olarak izleyseniz, böyle belgeselleri bilirsiniz. Keşke her yıl bu bir çalışma yapılsa, benim aklımda, zihnimde kaldığı kadarıyla insanların suratları düşüyor. Gülümsemesi azalıyor. Bunun birçok boyutu var. Ekonomik, sosyal, kültürel, manevi, özellikle problemler yaşıyor insanlar. Onun için dediğiniz gibi bir ara biliyorsunuz işte patates soğan lobisi vardı. Şimdi onlara ne olduğu ile ilgili de bir haber çıkmadı. Yani doğruyduysa nerede bu insanlar?
Peki o zamanki işte 8 lira soğan bir lobi, bir hamle ise, bir saldırı ise bugünkü fiyatların faili nerede? Dolayısıyla bunlar bizi şey yapmıyor. Fakat şöyle bir şey söz konusu. Yeni normal diye bir kavram önümüze konuyor ya. Hakikaten bizim eski normallerimiz veya eski anormallerimiz normalleşiyor. Yoksa normalleşen bir durum yok. İşte salgında önümüzdeki manzara bu. Cebimizde aldığımız maaş ay sonuna nasıl dönüyor? Ortada. Baktığınız zaman büyük büyük rakamlar. Hele 6-0 atmasaydık şimdi konuşmakta çok zorlanacağımız bir ekonomiyle gündemdeyiz. 6-0 attık da dilimizden biraz kelimeler azaldı. Ama bugün yine o günlere dönüyor. Çok basit alışverişler, çok küçük işte bir ayçiçek yağının şu kadar lira olması bu maaşlarla kıyaslandığında kabul edilebilir bir durum değil. Allah muhafaza, biz onun için şunu diyoruz. Evet, konfor yatırımları milletimiz için gerekli, insanlar için gerekli. Ancak insanların o konfora gidip orada yüzlerinin gülebilmesi için de refah içinde bir ekonomik düzene girmesi gerekir. Peki ne olacak? Genel olarak şunu ifade etmek gerekir. Programın başında işte Almanya ile Fransa'dan örnek verdik. Almanya'nın bütçe fazlasını salgında kullan bitiremediğini söylüyor gurbetçilerimiz. Ki çok ciddi hibeler, yatırımlar da yapıyor vatandaşın. Nasıl oldu işte? Çünkü Almanya genel olarak ekonomide üreten, ihracat yapan büyük bir devlet. Biz de o zaman ağır sanayi derken bunu kastediyoruz. Biz kendi otomobilimizi yapmadan, ciddi manada kendi tarımda da tabii şimdi üretim derken en büyük alanda tarımda kendi kendimize yetmeden biz bir yerlere ulaşamayız. Bu insanların yüzünü güldüremeyiz. Tam anlamıyla bir refaha kavuştuklarını da göremeyiz. Onun için hiç değilse bu ana konularda ülkemiz elbette bu konfora devam etsin ama ondan önce yatırıma, istihdama yönelmesi, topyekun yönelmesi gerekir. Bu anlayışın, ekonomideki anlayışın değişmesi gerekir. Evet. Sivas'tan devam edelim efendim. Geçen yıl yine Sivas göç vermiş. Sivas'ta terör yok. Huzurlu bir şehir. Neden Sivas göç verir? Yani üstelik de %70 siyasi iktidara, AK Parti'ye oy veren bir şehirdeyiz. Her yıl, her dönemde veriyorlar, oy veriyorlar. Acaba gerekli yatırım mı alamıyor ya da planlamayı mı yapamıyorlar? İnsanlar neden gider burada kendi memleketlerini bırakır da siz neler söylersiniz ya da bu nasıl önlenmesi gerekiyor? Buyurun. Evet. Yani hiç kimse memleketinden çok da güle oynaya gideceğini ben tahmin etmiyorum. Çevremde de görmedim. Hiç kimse sebepsiz yere başka diyarların güzelliğinden dolayı gitmez. Aksine kendi memleketi her nere olursa olsun sadece Sivas için değil, herhangi bir yerde çok olumsuz şartlarda yaşayan bir insan bile mecbur kalmadığı sürece köyünü, kasabasını son derece hayranlıkla bir gönülden bağ kurar. Bu bizim Anadolu insanımızın özellikle yapısındadır, kültüründedir. Dolayısıyla insanlar neden gidiyor? Bence güle oynaya tabiri caizse gitmiyorlar. Bir mecburiyet var. O da ne olmalı? Yine geliyoruz. Burada demek ki iş imkanı yok, aş imkanı yok. Efendim olmuyor mu, nankörlük mü diyorsun? Hayır, varsa bu insanlar ne gibi bir bahaneyle gidebilir? Ya da olan yetmiyor, çok düşük kalıyor. Dolayısıyla bizim göçümüz hiç azalmıyor. Belki köylerden kent merkezine bir akış olabilir. Kent merkezimizdeki yoğunluğun sebebi bu olabilir. Çünkü gerek araç trafiğine baktığımız zaman trafik problemlerini azaltamadığımızı görüyorsak ben buna bağlıyorum. Ancak köyden kente göç olduğu gibi kentten de doğruca şehir dışına belki yurt dışına göçler maalesef artıyor. Biz burada bahsettiğimiz istihdamı oluştursak kim niye terk edip gitsin Sivas'ımızı, huzurlu olsa, karnı doysa, cebi doysa? Ben bunu tamamen insanların işsizliğine, umutsuzluğuna bağlıyorum. Evet. Efendim son dönemde Z kuşağı konuşuluyor.
Z kuşağının özellikle oy verme noktasında tercih ettikleri tarafın siyasi iktidar olmadığı ifade ediliyor. Şimdiki gençler, genç jenerasyon, Z kuşağı daha özgürlükçü bir yapıda. Yok ben seni içeri atarım, tweet attığın zaman mahkemeye veririm, şunu yaparım, bunu yaparım, bunu kabul etmiyor. Programın başında işte siyasi partinin işte dış güçler, Hacı'na Hilal'ın savaşı, bilmem bizi çekemiyorlar, istemiyorlar gibi bu tür söylemlerde ne bulunursa bulunsunlar Z kuşağı için hiçbir anlam ifade etmiyor. Elinde telefon var, bakıyor, montaj mıdır, gerçek midir, asıl mıdır, değil midir, dış güçler midir, iç güçler midir? Bunları analiz edebilme yeteneğine sahip. 14 yaşındaki çocuk bile, benim bir oğlum var 14-15 yaşında. Bir fotoğraf gösteriyorum. Bu oğlum sahte mi, gerçek mi? Dur baba diyor, bir şey var, program var. Hemen gireyim. Şey mi, gerçek mi, montaj mı? Onu gösteriyorum. Bir bakıyorsunuz Meral Akşener'in şeyine, bu kravatlı bir baş yerleştiriyorlar. Bazıları da ona inanıyor gerçekten. Yani gerek Temel Karamollaoğlu'yla, gerek diğer siyasi durumlarla ilgili. Şunu söylemek istiyorum. Bir de işin bir tehlikeli yönü var ki, şu anda siyasal İslamcı bir iktidarla yönetilmemize rağmen gençlerin deizme kaydı söyleniyor. Bu vesileyle siyasi iktidarın, partilerin bir vebali var. Bunların deizme kaymaması için biz inançlarıyla var olan bir milletiz, ahlakıyla olan var milletiz, var olan milletiz. Evet, Z kuşağı ile ilgili neler söylersiniz? Siz onlara yönelik bir çalışmalarınız, politikalarınız var mı efendim? Evet, Z kuşağında tabir ettiğiniz gibi bir nesil karşımızda ve bu hayatı sürüyorlar. Biz her şeyin önce dediğimiz gibi biz maneviyatçı bir zihniyete sahibiz. Manevi iklimler olmadan, biz belki sorularınız arasında yer yok ama kadın cinayetlerini önleyemediğimiz gibi diğer cinayetleri de önleyemeyiz. Şimdi kadın cinayetleri evet gündeme geliyor. Belki tesiri olur inşallah, bir yerlere etkisi olur da bunlara önlemler alırlar. Belki bir yerde bizi dinlerler, belki başka fikirleri icraate geçerler. Şimdi kadın cinayetleri ön planda ama normal cinayetler az mı sanki? Yani topyekun bir bitmişliğe gidiyor. Neden? Bence en büyük kaynağı manevi eksiklik. İşte ailenin korunması lazım. Bir aileyi koruyamazsanız, aileyi ayakta tutamazsanız maalesef kadını ayakta tutamıyorsunuz. Üzülerek izliyoruz her akşam haberleri. Onun için bu yeni gelen kuşakta da manevi bir eksiklik görünüyor. Maneviyata yöneliş görünmüyor. Belki bu gençler bu atmosferleri, değişik duygular tatmıyorlar. Deizm tabii çok tehlikeli ama bununla birlikte bakın yeni kuşakta vatan millet kaygısı kalmayacak. Bizim için en tehlikeli şeylerden birisi. Peki bunu nasıl engelleyeceğiz? Evet, deizmi engelleyerek manevi bir çalışmaları bu insanların, bu kuşakların aklına sokmamız gerekir. Belki farklı amaçla, yani siyasi amaçla yaptığını açıkça söyleyeyim. Hükümet, işte Sayın Cumhurbaşkanımız sürekli 50 yıl öncesinin bazı olaylarını hatırlatmakla bir şeyler ifade etmeye çalışıyor. Ama siz de biliyorsunuz bu yeni kuşak böyle o günleri, yaşanmışlıkları nasıl anlatırsanız çok anlayamaz. Başına gelmediği sürece Allah muhafaza buyursun. Onun için bizim manevi çalışmalarımızda mutlaka var. Siyasi olarak attığımız her adımda dikkat ederseniz insanların birliği, beraberliği ruhunu daraltmayacak. Sosyal politikaları da savunarak ilk etapta bunu başardığımızda insanları bir şeyden kurtaracağız. Ama ikinci olarak da tabii bizim önemli kuruluşlarımız var. Onların yaptığı gençlik faaliyetleri de bugünkü koşullarda ihmal edilmeyecek veya küçük görünecek değil. Biz inşallah bu insanların, gençlerin özellikle siyasi çalışmalarımızda da yer almasını arzu ediyoruz. Bu konuda da en büyük yaptığımız işlerden birisi hakikaten bizim genel merkez tanıtmamız.
gençlere son derece dikkatini çeken, etkileyen ve siyasetin de o kuşağın keyifle takip edeceği ve bu yola girdiğinde de vatan millet kaygısını ruhunda taşıyacağını amaçlıyoruz. Özellikle bu dönemdeki çalışmalarımız bu şekilde. Evet, Refah Partisi döneminde Milli Gençlik Vakfı vardı. 28 Şubat döneminde kapatıldı. Şimdi de Anadolu Gençlik var herhalde sizleri destekleyen gruplar, evet, içerisinde. Oralarla da zaman zaman, tabii ki şu anda salgın nedeniyle programlar yapamıyorsunuz ama zaman zaman o tür bir çalışmalar, maneviyata yönelik veyahut da bu siyasi çalışmalarını oralarda da yapıyor muydunuz efendim? Yapıyor musunuz, yapacak mısınız? Tabii o kuruluşların en büyük faaliyeti birebir canlı etkileşim olması gerekir. İnsanlar, evet, bu sıcaklığı yaşaması gerekir. Bir siyasette de aynı şekilde. Ancak onlar da son derece önemli programlarını yine bu dönemin koşuluna uygun internet üzerinden çok verimli çalışmalar yapıyor. Onun için milletimizden, vatandaşlarımızdan bu konuda Anadolu Gençlik Derneğimiz olsun, Milli Gençlik Vakfımız zaten aynı çatı altındalar. Buralardaki programları da takip ettiklerinde görürler. Özellikle sosyal medyada, internet ortamında çok, evet, başarılı programlara imza atılıyor. Ancak eskiden olduğu gibi bu dernekler canlı faaliyetleri tabii bu yıl için yapmaları mümkün değil. Evet. Efendim, son olarak şunu sormak istiyorum. Sivas Belediye Meclis Üyesi, 20. dönem milletvekili Nevzat Yanmaz iki programımıza katıldı. İkisinde de birinde dedi ki sokaktaki vatandaş kadar belediye çalışmalarıyla ilgili bilgim var dedi. İkinci programımıza katıldığında da balkondan izliyorum dedi. Bana hiçbir bilgi vermiyorlar dedi. Bu da siyasi iktidarın, AK Parti'nin belediye meclis üyesi. Üstelik canlı yapılmasını biz kaç defa çağrıda bulunduk belediye meclis toplantılarıyla ilgili. Nevzat Yanmaz'ın hem sokaktaki vatandaş kadar bilgim var, bana bilgi, bizlere bilgi verilmiyor demesini, hem de şu anda balkondan izliyorum manşetini nasıl değerlendirirsiniz? Tabii Nevzat Bey bizim büyüğümüz. Biz çok onun üzerinden böyle bir yoruma girmem doğru olmaz. Kendi söyledikleri ortada. Siz de burada tabii. Canlı olarak zaten görüştünüz. Benim ona yorum yapmam uygun değil. Ama genel olarak soruyorsanız ki bu belediye işleri böyle mi yürüyor? Evet. Bu kadar. O şekilde değerlendirebilirsiniz. Evet, ben genel olarak diyecek olursam, evet, biz bir eleştiride bulunuyoruz ama bazen de özellikle Sivaslılar olarak bizim de hakkımızı bir yerlerde talep etmediğimiz de doğru. Yani evet, belediye böyle kapalı söz konusu tabir edildiği gibi çalışabilir ama bazen öyle olaylara rastlıyorum ki hakikaten Sivaslılar ya bu benim hakkım, şuraya başvurayım, öğreneyim, alayım da demiyor. Ben bu tür konularda biraz iğneyi kendimize batırıyorum. Onun dışında sadece belediyenin değil, işte bu bir zihniyet meselesi. Hükümetin de en önemli politikalarının gizli kapaklı olduğunu bugün sabah akşam söylüyoruz. Şeffaflık olsun diye sabah akşam program yapıyoruz. Onun için bu konuda da genel zihniyetin değişmesi, değişmiyorsa da işte illere de, belediye meclislerine de yansıması kaçınılmaz oluyor. Evet, efendim, programımızın sonuna geldik. Son mesajlarınızı ve eklemek istediğiniz hususları alıp programımızı kapatalım Sayın Tökgöz. Evet, ben tekraren size bu çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Çok sıcak bir ortamda açık mikrofon bırakıyorsunuz. Bununla birlikte biz genelde doğal olarak olumsuz cümleler kuruyoruz. Ekonomide olsun, sosyal hayatta olsun. Çünkü hükümetin adımlarını beğenmiyoruz. Daha doğrusu doğru bulmuyoruz. Yani beğenmemek belki keyfi bir şey. Ancak matematiksel ve görsel olarak da yanlış icraatlerde bulunduklarını ifade ediyoruz. Bizim bu olumsuz konuşmalarımız hiç kimsenin ruhunu karartmasın. Hiç kimseye bir olumsuzluk vermesin. Allah'ın izniyle biz milletimizin de bahsettiğim gibi maddi ve manevi gücüne inanıyoruz. Allah'ın izniyle Saadet Partimiz ve Milli Görüş Zihniyeti bir şeyleri bu millete daha anlattığında ve teveccüh aldığında
Biz bu konuştuğumuz bütün olumsuzluklarını silecek güçteyiz. Hep birlikte güçteyiz. Milli görüş ilkeleri, bahsettiğimiz kavramlar bizim milletimizdeki güçle birlikte dünyaya yeniden hakim olacak bir güce sahip olduğuna inanıyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki doğrusunu yaparsak, hayırlı yolda ilerlersek bizim tek yardımcımız zaten Cenab-ı Allah'tır. Cenab-ı Allah yardım ettiğinde de karşımızda hiçbir ne uluslararası güç ne de ulusal güç durabilecektir. İnşallah Türkiye'miz, milletimiz yeniden yaşanabilir bir Türkiye'yi ve dolayısıyla yeniden büyük Türkiye'yi, yeni bir dünyayı kuracaktır. Biz buna inanıyor, bu inanışla mücadelemize, çalışmalarımıza devam ediyoruz inşallah. Evet, teşekkür ederiz Sayın Tokyos programımıza katıldığınız için. Çok keyifli bir program oldu. Çok lezzet aldım efendim. Sağ olun, var olun. İnşallah başka bir programda yeniden sizlerle birlikte oluruz. Evet sevgili izleyicilerimiz, bir ekonomi politika programının daha sonuna geldik. Bugünkü programımızın konuğu Sivas Saadet Partisi İl Başkanı Mehmet Zahit Tokgöz'dü. Mehmet Zahit Tokgöz programımızda şunları ifade etti. Hükümet yeterince salgında görevini yerine getiremedi dedi Tokgöz. Yeni anayasa çalışması ile ilgili yeni seçim sistemi için yapacaklar bu yeni anayasayı dedi. Adalete olan inancın güçlenmesi gerekiyor dedi. HDP ve PKK ile arasına bir kırmızı çizgisi koyması gerekiyor dedi. Maalesef HDP ve PKK arasında bir bağ var dedi Tokgöz. Efendim Sivas'ta ciddi ağır sanayi olması gerekiyor dedi. Konfor yatırımların anlamlı olması için halkın ekonomik yapısı iyi olması gerekiyor dedi. En büyük eksiklik maneviyat dedi Mehmet Zahit Tokgöz. Saadet Partisi Sivas İl Başkanı, milli görüşçüler dünyaya hakim olacak güçtedir dedi. Yeni dünyayı yeniden kurup yeniden inşa edeceğiz dedi insanlık için. Ve programımızda Sivas İl Başkanı, Saadet Partisi Sivas İl Başkanı Mehmet Zahit Tokgöz manşeti bugün şöyle attı. Sivas'a konfor yatırımlar oluyor dedi. Sanayi yatırımı yok dedi ve manşetini attı. Bir başka ekonomi politika programında farklı bir konu ve farklı bir konukla buluşmak üzere. Hoşça kalınız, bizi izlemeye devam ediniz.